Kur'an-ı Kerim zaman açısından çok zengin bir yapıya sahip. Yani ben Kur'an okumalarımda şunu gördüm. Üç farklı zaman anlayışı var Kur'an'da. Evet. Bir, insan yeryüzündeki zaman, insana ait zaman. İşte Allah Teala diyor ki inne iddete şuhuri indallahi isne aşara şehran fi kitabillah. Ayet devam ediyor. Gökler ve yer yaratıldıktan itibaren Allah'ın sistemine göre ayların sayısı 12'dir. Evet. Bizim için ayların sayısı 12'dir. Bir yılda 12 ay vardır, bir haftada 5 gün vardır. Efendim bir haftada gün, 7 gün vardır. Bir haftada 7 gün vardır. Ve tatilleri saymıyoruz. Bir haftada 7 gün vardır. Çok hoşsunuz hocam ya. Estağfurullah. Eyvallah. Olsun. Bak bunu da soracağım yalnız. Tatilleri niye zamandan saymıyoruz? Bu da bir sualin kapısı olmuş Allah oldu. Eyvallah hocam. Ve gece ve gündüz var. Böyle bir zaman dilimi var. Dünyada yaşadığımız bir zaman. Bir de varlığın, kainatın başka boyutlarında zamanlar var. Ayetlerde geçiyor. Mesela sizin bir gününüze, Allah'ın yanındaki bir gün sizin bin yılınıza eşittir. Ya da 50.000 yıla eşittir şeklinde farklı boyutlardaki zamanlar var. Bir de yine Allah Teala yükevvirül leyle alen nehar ve yükevvirül nehar alel leyl buyuruyor. Gece ile gündüzü birbirinin üstüne sarıyor. Onun için alimler, acaba zaman peş peşe gelen bir şey midir? Yoksa hepsi bir anda var olan, böyle klasör halinde var olan bütün zamanlar aynı anda mı yaşanıyor? Şeklinde böyle farklı bir şey görüş arz etmişler. Benim tahminim de bütün zamanlar aynı anda yaşanıyor. Yani Allah için zaman diye bir şey yok. Hepsini bir anda yarattı ve biz kendi zamanımızı yaşıyoruz. Yani muhatap olduğumuz ciheti itibariyle, öyle mi efendim? Evet. Ama bizim hikayemiz Hazreti Adem'le başlıyor. Malum Hazreti Adem'in yaratılması, cennete konulması, ona varlık bilgisi, esma, isimlerin öğretilmesi, meleklerin ona saygı duyması, secde etmesi, sonra cennetten çıkarılma ve yeryüzüne indirilme. Esas bizim hikayemiz burada başlıyor, yeryüzünde. Eyvallah.